Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 22 Nisan cumartesi günü niyetine şöyle bir kahve kapattım, fincanımı kapattım. Hem hafta sonu hem de bayramın ikinci günü tekrardan hayırlı bayramlar dileyelim sizlere. 22 Nisan cumartesi günü. Evet, niyetlerinizi şöyle bir tutmayı ihmal etmeyin. Niyetlerinizi oldu niyetiyle dillendirmeyi lütfen lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, sizler açılma e, geçeceğim birazdan ama yeni gelen arkadaşlar varsa hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olup e, bildirimleri açıp beğeni yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Emeğe saygı için bunu sizlerden rica ediyorum. Evet, niyetinizi tuttuysanız bu güzel hafta sonuna niyet. Şöyle bir fincanı hemen bakalım neler gösterecek bizlere. Evet. Şöyle Hemen bir sizlere göstermek istiyorum. <laughs> Sonrasında ben de bir bakacağım. <laughs> Bak. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Geçmişi özlüyorsunuz. Geçmişe karşı nasıl diyeyim? güzel olan şeyleri özlüyorsunuz öyle söyleyelim. Çünkü burada geçmişe baktığınızı gösteriyor. Önünüze bakmanız gerekirken aslında geçmişe bakmanız e, sizleri birileri iki geri yapar. Açık açık da söyleyeyim. Ama sizler e, geçmişin bütün her şeyiyle özlemiyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız e, güzellikler, geçmişte yaşadığınız işte hani sizi mutlu eden yüzünüzü güldüren şeyleri özlüyorsunuz siz. Bundan kaynaklı bugün geçmişi bir yad etme durumunuz olabilir ve hani hayatınızın şimdiye kadar olan ki kısmında neler yaşadınız, ne yaptınız? Bunları şöyle bir düşüneceğiniz. Hani bazen oturup böyle düşünüyoruz ya. Tam öyle bir gün olarak gösteriyor. Çok çok eskilere dönmeyin onu da söyleyeyim ama Geçmişe karşı bir özleminiz var. Eğer boş vaktiniz varsa bugün gelecekte yapılacaklar listesi hani böyle bir liste hazırlamaya özellikle dikkat etmenizde fayda var. Ya yarın bunu yapacağım. Bir ay sonra bunu yapacağım gibi. Bir yıl sonra bunu yapacağım gibi bir takım durumlarınız olmalı. Şimdi bir konu var. Burada kararını söylüyorsun da aslında bak onu söyleyeyim. Kararını söylüyorsun da kararına saygı duyulmasını da bekliyorsun aynı zamanda. Ama e, kararına saygı duyacak kişiler senin beklediğin kişiler değil. Sen diyorsun ki işte sizin saygı duymanızı bekliyorum e, işte kararlarıma buradaki değil de buradaki sizin kararlarınıza saygı duyacak ve şaşıracaksınız açıkçası. Yani normalde desteklemezdi. Şimdi neden destekliyor diye bir şaşırabilirsiniz. Açıkçası dua kapılarınız, şans kapılarınız açık diyebilirim. Hayallerinizde bir o kadar fazla bak ben size bunu söyleyeyim. Duaların kabulüdür aslında biliyor musunuz bu. Hayaller çok dualar açık. Hani duan belli, duyan belli derler ya. Gerçekten öyle. Bugün şöyle bol bol da dua etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bir de bir hastalık olur. Belki ruhsal bir şifalanma isteyebilirsiniz. Bak bu da çok böyle önemli bir konu aslında. Bugün bir şifalanma da isteyeceksiniz aynı zamanda. Bedenen de Ruhende ee, bir sakın şifalanmalar isteyeceğinizi dualarınızda bunun olacağını da gösteriyor. Evet burada bak ben sana şunu söylemek istiyorum. Elin çok 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 açık çıktı. Elinin açık olması çok güzel bir şey. Asla e, hani onunla alakalı sıkıntı yok. Sadece elinin açıklığında bak burada yılan gibi birine veriyorsun. Açıkçası işte kime ne verdiğini kime ne iyilik yaptığına sen bugün verirsin ama yarın seninle alakalı kötü bir yorum yaptıklarında açıkçası işte burada hani bir darılma oluyor ya işte kime neden ne yaptığına dikkat edilmesi gerekiyor bunu da söyleyeyim kendi hayatına dönmen gerekiyor bak işte oydu buydu şimdi kim olduğunu söylemeyeyim ama işte nasıl diyeyim ya işte hani arkadaş olarak düşünün İşte Ahmet'e Mehmet'e Ayşe'ye Fatma'ya ee, kendi hayatınızda o kadar çok yer verdiniz ki kendi hayatınızı vazgeçip de onların hayatını düzeltmek için uğraştınız ki kendi hayatınızda size yer yok. Bak bunu söyleyeyim o yüzden diyorum kendi hayatınıza dönmeniz gerekiyor bir kere kendi hayatınızın merkezine birilerini koymayın. Siz iyi olduğunuz kadar onlar iyi olacaklar size karşı. Siz kötü olduğunuzda ya da en ufak bir sırt döndüğünüzde asla insanların size karşı iyi olmalarını beklemeyin. Burada kendi hayatınıza döndüğünüzde bak siz nasiplisiniz çok nasiplisiniz aslında ben size bunu söyleyeyim. Ama kendi hayatına dönmüyorsun. Kendi hayatındaki nasipleri kaçırıyorsun. Bunu da nasıl yapıyorsun biliyor musun? başkalarının hayatlarını düzene sokacağım diye kendi hayatındaki nasipleri, kısmetleri kaçırdığını gösteriyor. Kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum kendi hayatına dönmen gerekiyor. Kendi nasiplerini görmen ve onları kullanman gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Bir de iki kişi sırt dönmüş birbirine ama sonrasında da işte bir barışma durumu var. İlişki yaşıyorsanız, şu anda herhangi bir ilişki yaşıyorsanız ya da evliyseniz problemler varsa özellikle bunu söyle. O ikili ilişkilerdeki problemleri çözeceğinizi gösterir. Bak burada evet sıkıntılısınız. Belki bir şey oldu bayramın ilk günü tartıştınız. Bak ilişkiniz için söylüyorum özellikle. Tartıştınız, kavga ettiniz, işte birbirinize sırt döndünüz derken Burada açıkçası şunu söyleyeyim çözeceksiniz yani burada e, problemleri çözüp de artık bir sarılma bir kavuşma durumu da gösteriyor. Zaten birbirini tamamlayan iki kişiden bahsediyoruz. O yüzden çok daha e, küslük olmayacak aranızda diyebilirim. Hmm, bak şimdi burada şöyle bir durum var. Kırgın olduğun. Ve bu kırgınlığında inat ettiğin şeyler var, konular var. Öyle söyleyeyim. Bak gönlünden geçiyor ki tamam işte kırgın olmayacağım, iyi davranacağım, şöyle yapacağım işte hani kötü davranmayacağım gibi düşüncelerin var belki ama işte o e, kırgın olduğun ve kırgınlığında inat ettiğin kişiye karşı e, göz göze yüz yüze geldiğinde istediğin gibi davranamıyorsun. Bu senin tamamen karakterin. Yani ben bunu söyleyeyim. Kendini niye bu kadar değiştirmeye çalışıyorsun? Bak sen mi kendini değiştirmeye çalışıyorsun? Yoksa birileri mi seni işte şöyle değil de böyle olsan daha iyi olur dediği için değişmeye çalışıyorsun? Böyle bir düşünmeye tavsiye ederim. Çünkü değiştirmeye çalışıyorsun. Sen zaten yakın zamanda... Bak duygu düşünce olarak değişmiş. Hani önceden kesinlikle hayır dediğin şeyleri şimdi e, biraz da olsa esnetmiş. Yani duygu düşüncelerini değiştirmiş bir karaktersin. Şimdi tekrar tekrar değişme. Şimdi değiştirsen farklı ya da yanlış. Bak onu söyleyeyim farklı ya da yanlış. E bir şeyleri e, değişebilirsin ve bu yanlış olacaktır O yüzden e, neye değiştiğine ve kimin için kendin için mi birisi için mi şimdi bu da önemli niyetleriniz de çok önemli gerçekten ama kime ne yaptığınıza kimin için e, ne verdiğinizi ya da işte hani kimin için değiştiğiniz gerçekten çok 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 önemli e, burada bu konuları Lütfen şöyle bir oturup durun e, düşünün derim Bak biraz şahlanma durumlarınız var bugün parlayacaksınız da diyebilirim ama şahlanıyorsunuz da bunu da söyleyelim ee, burada e, şunu söyleyeceğim e, nasıl söyleyeyim şimdi diyelim ev mi arıyorsunuz ve ev konusunda da o kadar böyle kara bahtlısınız ki asla ev bulamıyorsunuz örnek veriyorum bu parlamanızın hangi işlerde yarayacağına örnek veriyorum şu anda. Ee, hani ev konusunda belki de arıyorsunuz, arıyorsunuz bir türlü bulamadınız e, falan derken bir bakarsınız bugün bulursunuz. Bugün 40 kere geçtiğiniz yerden geçerken bir bakmışsınız ki ev bulursunuz. Öyle bir parlama durumunuz var, öyle bir şahlanma durumunuz da var. Bir de bugün ne yapıyorsanız arkadaşlar çok güzel bir şey yapacaksınız. Bir taşla iki kuş vurmayı bilirsiniz şu an tam da böyle görünüyorsunuz. Siz bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama aslında iki şey yapacaksınız. Birini mutlu edeceğini düşünüyorsunuz ama aslında iki kişiyi mutlu edeceğinizi de gösteriyor. Tam da istediğiniz bir şey yapacağınızı söyleyebilirim. Bir de bugün arkadaşların yaptıklarınız, yapacaklarınız, duygularınız, düşünceleriniz. işte bak bunlarda ince detaylarda boğulmayın. Bak bunu da söyleyim. Ee, ince, çok çok ince. O duyguların en incesine kadar, o düşüncelerin en dibine kadar. Bak e, tamam çok güzel bir şey. Asla hani buradaki e, sorun yok. Sadece detaylarda boğulmayın. Detaylarda kendinizi bu kadar yıpratmayın. Ee, ince detaylara girdiğinizde gerçekten. Böyle hani doğru yoldan şaşma gibi durumlarınızda olabilir dikkat etmenizde fayda var. Şöyle bir hemen tabağınıza da bir bakmak istedim. Hadi bakalım. Niyetlerinizi dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Şöyle bir sizlere gösterelim. Evet. Bakın. 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 Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Hmm, evet. Evet. Birisiyle konuşmak istiyorsunuz ama arada e, bir engel var. Öyle söyleyeyim. Birisiyle tam böyle önemli bir konuşma yapacaksınız. Senin için çok önemli ama araya girenler yüzünden konuşamayacaksın. Yarına ya da diğer güne ertele. Çok da moralini bozma. Açıkçası bak senin konuşmanı istemeyen. İşte demek ki var böyle birisi. Senin o kişiyle konuşmanı istemeyen bir karakterden bahsediyor. Şimdi adında D harfi olanlar varsa, adında ya da soyadında fark etmez. Başı, sonu, ortası hiç fark etmez. Başında, sonunda hiç fark etmez. Özellikle söylüyorum. Adında D harfi varsa arkadaşlar, Özellikle söyleyeyim erkek ya da bayan hiç ayırt etmiyorum. Bak bunu da söyleyeyim. Şimdi yorumlarda soruyorsunuz. Aa, hayır asla erkek ya da bayan fark etmez. Ben burada kolektif açılım yapıyorum. Şimdi adında soyadında D harfi olan arkadaşlar. Sizler e, bugün karanlık kısımdan bak hayatınızın o karamsar kısmından aydınlık kısmına geçeceksiniz. Doğru yani bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hiç fark etmez. Nasıl geçtiğinizi belki de anlamayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya ben çok karamsardım. Nasıl böyle güzel düşünebilirim ki dediğiniz noktada aydınlığa geçtiğinizi anlayacaksınız. Çünkü birden bir kelimeyle bak bir yaşanmışlıkla ee, yani burada asla yaşta koymayacağım 7'den 70'e bilginiz olsun. Ama e, böyle yaşayarak anlayacaksınız karanlıktan aydınlığa. O karamsar olduğunuzu da belki de şimdiye kadar anlamıyordunuz. Ama karamsarlıktan aydınlığa doğru geçmek gibi durumlar olduğunu da gösteriyor. Şimdi bir konuda kalbiniz e, paramparça diyebilirim ya. Ve siz o parçaları toparlamaya ve hani bir bardak kırılır da toparlamaya çalışırsın da toparlanamaz ya. Sen o parçaları toparlamaya e, yani böyle o parçaları eskisi gibi sağlam yapmaya işte kırılmaz yapmaya falan çalışıyorsun. Ailen dağılmıştır. Ailenin toplamaya çalışıyor olabilirsin. Bak bunu söyleyeyim. Kalbinde bir şeyler kırılmıştır kendin dağılmışsındır bunları toplamaya çalışıyor olabilirsin ailen yani ailen derken belki işte kardeşlerden kaynaklı eş dosttan arkadaştan kaynaklı bir takım dağılmalar yaşamışsındır belki bunları işte toparlamaya çalışıyorsundur ama ben sana şunu söyleyeyim toparlanma bak biraz farklı bir şeyden bahsedeceğim şu anda ama Dağılan şeyleri toparlama. Kaçıncı kez toparlayışın diye özellikle söylemek istiyorum. Normalde şunun üzerine çok fazla dururum. Ben şu anda hani burada olduğum için durmak istemiyorum ama veresel bakımda olsaydım şunun üzerinde çok dururdum. Seni kırıyorlar. Bilinçli yapıyorlar bunu. Sen toparlamaya çalışıyorsun. Seni paramparça ediyorlar. Sen toparlamaya çalışıyorsun. Hatta eskisinden de sağlam bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorsun. Tamam o vardır bu vardır illa ki tabii ki de herkesin ayakta durmak için ya da o kırılan kalbi onarmak için bir sebebi vardır. Ama sen bir yerde şunu yapman gerekiyor. Beni dinleyen herkese söyleyeceğim şeydir bu şu anda. Hani bardak kırıldı diye örnek verdim ya. O bardağı toparlayıp da işte yapıştırıp da eski haline getirmekten ziyade eline süpürgeyi alıyorsun, işte küreyi, kovayı, işte neyse alıyorsun süpürgeyi, onları temizliyorsun ve direkt çöpe. Mücadelelerde sen ne verdiysen hepten körlükle karşılık verildi. Bak kalp yani kırıklıklarını tamamlamaya parçalarını tamamlamaya Çalışıyorsun, aynı şekilde yine kırılacaksın. Burada açıkçası artık o parçaları, kırılan parçaları e, tamamlamak diye bir şey kalmamış. Tam tersine süpürüp çöpe atmanız gerekiyor. Ben size şunu da söylemek istiyorum. E, neden süpürüp çöpe atmanız gerektiği konusunda şunu da söylemek istiyorum. E, temizlik yapmanız gerekiyor. Bak hayatında temizlik yapman gerekiyor. Tam da zamanı olduğunu söyleyebilirim. Zemin hazırlıyorsunuz. Siz o parçaları çöpe atarak son da peşi sıra gelecek bir temizlik yapacaksınız. Ve bu temizliği yapın. Bak asla aksatmayın bu temizliği yapın. Asla sonrasında pişman olmayacaksınız. Bu sefer daha rahat olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi bundan da şunu da söyleyeceğim. İki iş var. İki işi de aynı şekilde yürütmeye çalışıyorsun. Ee, çok detaylı yapmaya çalışıyorsun. Az önce uyarmıştım aslında ama. Ee, iki işi de birden yapmaya çalıştığında ellerin ayakların birbirine karışacak. Bir de zaten senin ellerin ayakların birbirine karışsın diye de bak bir nankör var. Çok net söylüyorum. Baksana çıktığı için bu kadar net söyleyeceğim. İki işi bir arada yaparsın, yapmazsın değil. Sana güveniyorum hatta bu kadar net söyleyeyim. Seni sana bıraksalar sen dağları delersin. Ama şu anda e, ayak bağı olmaya çalışan, o işleri yapma diye engel olan e, sen belki de yaptım diye geri çekiliyorsun. O işi bozan birisidir bu. Bak bir nankörlük var burada. Yaptığın her işi de herkese söyleme özellikle söylüyorum. Dene, villa yapmak zorunda değilsin. Denediğini bile söyleme. Şu bozacak bir karakter. Sen iki işi de yaparsın. Üç işi de yaparsın. Tek başına halledersin. Ama bu gelecek bozacak. Sen düzene hayatını mı düzene sokmaya çalışıyorsun? Bu kişi gelip bozacak. Bunu da söyleyeyim. Bir de bak şimdi bazı konularda lükse kaçmaya başlamışsın. Ayağını yorganınıza göre uzatmanız gerektiğini özellikle söyleyeyim. Bak şunu söyleyeceğim. Ee, nasıl diyelim şimdi bunu? Belli bir takım paralarını para var ve bu parayı dikkatli kullanman gerektiğini söylüyor aslında. Öyle söylesem daha uygun olur. Sanki e, böyle bir açılır kapanır bir şeyin içinde hani bu paranın varlığı bile bak seni mutlu ediyor. Onu söyleyeyim bak bu paranın varlığı bile seni mutlu ediyor. Ama sen bu dönemde bazı konularda lükse kaçmaya başlamışsın ve bu yüzden de o parada eksilmeler var. E eksilince de sen mutlu değilsin, memnun değilsin. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. İşte ayağını yorganına göre uzat asla para konusunda kendini sıfırlama ve e, hani o parayı da yok bil bundan sonra tamamen parayı yok say. Benim param yok diye hareket et. Bak sende para varken bu ara belki de bir para enerjisi var sende. Para harcama enerjisi var. Pardon. Çünkü bazen para biriktirme ve bazen de para harcama enerjileri olur. Çok net söylüyorum. Belki bayramdır, belki tatildir diye çok çok harcama yapmak isteyeceksin oraya 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 derken elindekini sıfırlarsın dikkat etmen gereken bir konu bu çünkü bayram bittikten sonra o paraya ihtiyacı olan kişi sen olacaksın bayram bittikten sonra tek başına kalan kişi sen olacaksın harcamalarını yap bak harcama yapma demiyorum gez toz gezmene tozmana da bir şey demiyorum sadece ayağını yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor Parayı dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, evet, evet. Cumartesi gününe niyet şöyle bir fincanınıza bakmıştık. Fincanınız çok çok dolu dolu geldi. Bak çok çok dolu dolu geldi. Bunu da söyleyeyim. Pozitif enerji alın, negatif enerjiyi bırakın. Şöyle bir tarotla açmak istiyorum sizler için. Hafta sonunuz çok 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 güzel geçsin. Fincanınız mükemmel geldi. Tekrardan da söyleyelim. Niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Şöyle sizler için hemen bir tarot açalım. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Desteğiniz, mesajlarınız güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Mükemmelsiniz. Yani geçen... E baya bayramda okuduğum yorumlar mükemmeldi. Şöyle bir hemen sizler için açalım. Evet hadi bakalım ilk kartımızı bekletmeden alalım. Evet bak. Evet burada tam olarak da az önce söylediğim şey. Tılsım dörtlüsü. Sana ait olan bir mal varlığı var. Ve sana ait olan şeyleri kaybetmekten korkuyorsun. Aynı zamanda işte evin vardır, arabam vardır, belli bir yatırımlık paran vardır. Bunlar gidecek mi? Bunları benden alacaklar mı? Bunları kaybedecek miyim? Gibi bir takım korkuların olduğunu da gösterir. Aslında kaybetmeyeceksin, ama kendi içinde bir takım vesveseleri sahip olmuşsun. Bunu dışarıdan birileri de e, sebep olmuş olabilir. Ya işte hani. Senin elinden arabanı alacağım. Senin elinden evini alacağım. Bak gör, bak görürsün. Bir hasta sana bırakmayacağım gibi laflar, sözler de seni tetiklemiş olabilir. Ama şu anda aslı yok. Kendi mal varlığını sıkı sıkıya sarılmış ve korur vaziyettesin. Araba kartı. Bak hayatını bir araba gibi düşün ve e, burada şunu özellikle söyleyelim. Arabanın direksiyonunda kimin olması gerekiyor? sizin olmanız gerekiyor ve burada kesinlikle e, kendi hayatınızın kontrolünü ele almanız gerektiğini de gösteriyor. Hep böyle e, başka şeyleri kontrol etmeye çalışıyorsun ama bir noktada da kendi hayatının kontrolünü ele al e, ve bu şekilde hayatına devam etleyen kartım geldi. Bak dışarıdan beklentilerini sıfırla. O onu yapacak, bu bunu yapacak, şu bana para getirecek, bu bunu yapacak gibi beklentilerin varsa bunları sıfırla. E, çünkü beklentide olduğun her ne varsa burada bir hayal kırıklığı yaşayacağını ve kendi kabuğuna çekileceğini gösteriyor. Beklentiniz sıfırla ve kabuğuna da çekilme. Bak sorumlulukların çok 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 fazla ağır gelmeye başlamış. Belin bükülmeye başlamış. Ben size şunu söyleyeyim. Sorumluluklarınızı hafifletebildiğiniz kadar hafifletin. Maddi sorumluluklar ya da manevi sorumluluklar hiç fark etmez. Sorumluluklarınızı hafifletin. Daha rahat böyle dik bir şekilde durun. Daha rahat nefes alacağınızı göreceksiniz. Sizler çok fazla üzerinize sorumluluk aldığınız için zaten rahat edemeyen durumda olduğunuzu da gösteriyor. Kupa kralı. Niyetler çok temiz. Ayaklarınız temiz sularda yüzüyor. Maşallahınız var. Kupa kralı diyor ki yavaş olacak bir niyeti var. Bak olacak ama yavaş olacak bir niyetin olduğunu gösterir. Kupa kralında güzel bir nasip var. Kupa kralında bu nasibi iyi değerlendiren gelen nasibi de iyi değerlendirdiğinde Başarı elde ediyorsun. Bir zafer elde ediyorsun. Niyetini gerçekleştirmek olarak da söylemek istiyorum. Niyetin gerçekleşiyor mu? Bu senin hayatını da değiştiriyor. Hem de iyi yönde hayatını değiştirme durumunda var. Diğer kartım kupa altılısından. Bak bir müddetleri görmediğin geçmişten gelen ama özlediğin hani beklediğin böyle bir e, işte sosyal medyadan da olabilir. Günümüz şartlarında artık sosyal da katmayı tercih ediyorum ama e, böyle bir konuşma gerçekleştireceğim ve konuşurken seni memnun edecek. Hani bazı insanlarla konuşuruz da mutlu hissederiz ya kendimizi. Tam olarak böyle bir karakterle konuşma durumunuz var bugün. Tılsım prensi bir para geldiğini gösterir. Bu parayı güzel kullanın. Kendiniz ve geleceğinizi düşünerek kullanın. Tılsım prensinde gelen para sizin borçlarınızı kapatmanızda, bak hepsini diyemem ama borçlarınızı kapatmanızda ve derin bir nefes almanıza çok faydası olacak. Tılsım prensinde gelen para miras olabilir, tazminat olabilir, hak ettiğiniz bir para olabilir. Anlatabiliyor muyum? Burada gelen para sizlere çok 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 rahatlatacak. Sizler belki de işte hakkınız olan parayı arıyordunuz. İşte ne zaman alacağım diye düşünürken aslında hakkınız olan paranın gelmesi durumunda göstermiş olalım. Kılıç Kralı, kendiniz ve geleceğinizi düşünerek oturun, sağlam bir karar verin. Oturup verdiğiniz kararı uygulamak için bak kılıç kadar keskin bir karar vermeniz gerektiğinden bahseder. Kararınız bir günlük, bir haftalık, bir aylık olmasın. Mümkün mertebe en erken bir yıllık ve 10 yıllığa kadar olsun. Çünkü bir hayal belirleme, bir hedef belirleme ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diye bir takım e hedefler koyma, kendi önüne hedef belirleme tarzında e, bir takım kararlar vermen gerekiyor. Bunu da kendin ve geleceğin için yapacağını gösteren kartımdır. Çok da bekleme. Bak hazır. Karar verme zamanında ver, rahatla. Şöyle bir alalım bakalım. Evet, kupa e, pardon, değnek ikilisi. Deynek ikilisinde dışarıdan bir haber bekliyorsunuz. Bu haber geliyor. Hatta bu haberin gelmesiyle beraber belki de siz uzaklaşacaksınız bu bulunduğunuz yerden. Ve uzaklaşmak için de uzaklara bakar vaziyettesiniz ki nereye gitsem diye. Belki de birini bekliyorsunuz. Gurbette olan birisini bekliyorsunuz. Ya şu gelse de kavuşsak dediğiniz birisi varsa bununla alakalı da güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Ve gelecekle alakalı planlar yapma günü sizin için. Son kartım kupa şövalyesi. Çok güzel nasipleriniz var. Maşallahınız var. Nasipleriniz sizi doğru yola bak yanlış yolda olsan da seni alıp doğru yola götürecek. Ve bir başarı bir zafer elde edeceksin. Eğitimin ya da işin hiç fark etmez. Bir başarı ve bir zafer elde etme durumun var. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Sizler arkadaşlar kendinizi biraz da koruma altına almanız gerekiyor. Kendinizi koruma altına alın. Maddi de alın manevi de alın. Özellikle bunu söylemiş olalım. Evet 22 Nisan Cumartesi gününe niyet şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Sizlerden istediğim lütfen pozitif enerji alın, negatif enerji bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olup beni yapmayı ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.